Bir kez daha kendisine Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yesevi Türkoloji Yaz Okulu 2023 projesine katılan öğrenci ve paydaş kurum temsilcilerini kabul etti. Kabulde haksız kısıtlamalar ve engellemelere rağmen Kuzey Kıbrıs'ın Türk dünyasının bir parçası olarak bağımsız bir şekilde yoluna Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle devam ettiğini söyledi. Sizleri burada görmekten büyük mutluluktayım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Türkoloji Yaz Okulu 2023 projesine katılan öğrenci ve paydaş kurum temsilcilerini kabul etti. Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin Kazakistan'ın sesini dünyaya duyurduğunu belirtti. Tatar, yapılan çalışmalarla Türk dünyasının kültürel mirasına da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki kurumların desteğiyle sahip çıkıldığını söyledi. Kurumsal hafızaları yaşatmak, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak için gençlerin yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Tatar, gençlere üstlendikleri ulvi görev ve gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygılar ve koşa büyükelçilerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir Türk devleti olarak bütün bu uluslararası bir takım haksızlıklara, engellemelere, zorluklara rağmen biz burada gerçekten bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü sürdürürken her zaman kendisini ve Türkiye Cumhuriyeti'yi yanımızda görüyoruz. Bu da bizlere hem moral motivasyon hem de aynı zamanda geleceğe bütün bu mücadelenin özgüvenle taşınabilmesine yönelik bizleri motive etmektedir. Kabulde konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Kıbrıs Türklerinin Türklük bilincine işaret etti. Kıbrıs Türk'ü 100 yıl süreyle emperyalistlerin baskısında, yönetiminde kalıp önce İngiliz, ondan sonra da soykırımcı bir zihniyetin yönetiminde kalıp, baskılarına maruz kalıp Türklüğünü hiç eksilmeden bilincini de arttırarak korumuş ana vatan dışındaki yegane Türk topluluğu. Dolayısıyla Kıbrıs Türklerine hiç kimsenin millet, Türklük, vatan gibi kavramları dışarıdan parmak sallayarak öğretme hakkı, buna teşebbüs etme hakkı yok. Geçmişini unutanın geleceğe yürüyemeyeceğini anlatan Feyzioğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin büyük bir dava ve Kızıl Elma'nın üniversitesi olduğunu, burada öğrenim görenlerin büyük Türk dünyası içinde önemli zenginlikleri kazandığını dile getirdi. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek ise üniversitede 40 Türk devleti ve akraba topluluğundan öğrenci bulunduğunu belirterek Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla 18 Kıbrıs Türk öğrencinin misafir edildiğini söyledi. Kıbrıs Türklerinin faaliyetlerde birinci gelerek çalışkanlıklarını gösterdiğini anlatan Şimşek, üniversitede öğrenim görmek isteyen Kıbrıslı Türk öğrencilere burs ve barınma imkanı sağladıklarını da kaydetti.